Merhabalar, süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na toplamda 2145 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. 45 şehri alımlar gerçekleştirilmekte arkadaşlar. Ve bu alımlarda KPSS baraj puanı bulunmamaktadır. Bizler TYP kapsamında başvurularımızı gerçekleştirmiş olacağız. Şartları sağlıyorsanız İşkur üzerinden başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bizler web sayfamızda ve Instagram sayfamızda tüm personel alım duyurularını sizlerle paylaşıyoruz. Mesela alım yapılacak iller ve kontenjan sayıları bizlerle paylaşılmaktadır. Başvuru tarihleri önemli çünkü bazıları günlük olarak alım gerçekleştiriliyor. Bazı alanlarda ise son başvuru tarihi 21 Ekim olarak karşımıza çıkmaktadır. Alım yapılacak şehirler kontenjan bilgisine bu alandan ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricam bu başvuruları paylaşmanız olacaktır. Süreç içerisinde birçok duyuru paylaşıyorum. YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeniz oldukça önemlidir. TYP katılım şartlarına baktığımız zaman ise kuruma kayıtlı işsiz olmanız gerekiyor. Yani İşkur üzerinde aktif olarak çalışıyor gözükmemeniz gerekiyor. 18 yaşını tamamladıysanız emekli ya da malul aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Öğrenci olmamanız istenilmektedir. Açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç tutulmaktadır. İlgili şartı sağladığınızda TYP kapsamında İşkur üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İlgili alana tıkladığınız zaman online olarak bu alandan başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu video aracılığıyla sesimize kulak verdiyseniz, takip etmiyorsanız web sayfamızda tüm personel alım duyuruları sizlerle paylaşılmakta. Mesela bugün paylaştığımız duyurulara baktığımızda Almanya ve Fransa'ya işçi alımı gerçekleştiriliyor. Başvurular başladı. Sizler de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı gerçekleştiriliyor. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne daimi KPSS baraj puanı olmadan personel alımı yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na personel alımı gerçekleştiriliyor. Ve son olarak da Türkiye Petrolleri'ne en az 17.975 lira maaşla personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu konuda videosu çekip YouTube'a yüklemiş olacağım. Haricinde tüm linkleri Instagram'dan, web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Umarım ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.